Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Barış Şakır ben. Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşlarım. Umarım makine elemanları setimiz yine diğer oluşturduğumuz eğitim setleri sizlerin faydasına oluyordur. Şimdi arkadaşlar, makine elemanları ve mekanizmalar eğitim setimizde en son zincir dişi şartları anlattık. Daha da detaya girilebileceğini söylemiştik ve Mustafa hocamla şöyle kararlaştırdık. Şimdi birkaç tane ortalama 3 saat ya da 4 saat olacak şekilde, tabi bu içerik bir tık daha kısalabilir, uzayabilir, bazı makine elemanlarının çizimlerini yapacağız arkadaşlar. Bu eğitim setimizin sonuna eklemiş olacağız. İşte dişli çizimi, kam mekanizması olabilir, baktığınız zaman dişli montajı. Daha çok böyle önemli olan detayları vermeye çalışacağız sizlere. Sonra da talep üzerine eksik kalan konuları da tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Mustafa hocamın söylemine göre tabii malzeme bilgisi eğitim setini oluşturmayı düşünüyoruz. Sizlerden gelen talebe göre, işte yapılan ankete göre. Akabinde de yine cisimlerin dayanımı, mukavemet eğitimlerini oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bu eğitim videomuzda düz dişli çark çizimiyle başlayacağız. Bakın, burada yaptığımız hesapların ne kadar önemli olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Parçayı kaydetmek istiyorsanız ilgili klasörünüze, masa üstüne bir klasör açıp oraya direkt kaydedebilirsiniz. Lütfen eğitimlerimiz sizler için faydalı oluyorsa Mustafa Karaca eğitim kanalına abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle diyelim, SolidWorks 2019'da bu çizimleri gerçekleştireceğiz. Çizim dosyalarına erişmek isteyen arkadaşlar, kullandığınız SolidWorks sürümü en az 2019 olması lazım. 2018, 17, 16 ve daha alt sürümlerde üst sürümdeki bir dosyayı açamıyorsunuz, biliyorsunuz. 2019 üstüyse sıkıntı yok. Üst sürümler alt sürümü daima açar ama alt sürümler üst sürümdeki bir dosyayı açmaz. Buna da lütfen dikkat edin ama çizimini zaten detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi gençler, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Mustafa Karaca takipçileri. Öncelikle SolidWorks'e yeni bir parça ortamı açıyorum. Part ortamına geçtik. Şimdi bakın, burada sizinle paylaşacağımız eğitimin sonunda makine meslek resmi 1027 diye isimlendirdiğimiz PDF dokümanında sayfa 86'da bir tane biz örnek soru üzerinde yorum yapmıştık. Modülü 4 diş sayısı 30 olan silindirik düz dişi şarkın elemanlarını hesaplayarak yapım resminin çiziliş şeklinde. Şimdi biz böyle bir dişli tasarımını göz önünde bulundurarak, özellikle bir hesabını yaptığımızda bir dişli olmasını istedim arkadaşlar. Ne yapacağız? Modülü 4 diş sayısı 30 olan bir dişli çizdi. Ancak bakın, SolidWorks'te denklemleri kullanmayı biliyorsak arkadaşlar, lütfen bu tarz standart makine elemanlarında denklemleri kullanalım. Yani çünkü neden? Şimdi ilerleyen kısımda ne yapacağız? Modülünü oradan otomatik değiştirebileceğiz vesaire şeklinde. Şimdi ilerleme kaydettikçe daha net anlaşılacaktır. Şimdi öncelikle şunu yapıyorsunuz, bakın. Araçlar menüsünden geldim. Denklemlerimi seçiyorum arkadaşlar. Beni şöyle bir menü karşıladı. Şimdi bakın, buraya denklemi nasıl ekliyorum? Dişli şark dediğimiz zaman öncelikle önemli olan nedir burada? Modül. Bu kısma ne yazıyorsunuz? Modülü neyle göstereceğim? Küçük M harfiyle. Bu kısma da gelip diyorum ki, bakın, 2 eşittir olmayacak, 1 tane eşittir olacak. Modülümüz 4 olduğu için Enter'a bastım. Ne yaptı? Buraya da algılattı. Dolayısıyla yorum kısmına gelip modül yazıyorum. Hemen alta geçtim. Buraya diş sayısı Z ile göstereceği için Z yazıyorum. Eşittir dedim. Diş sayımız 30 arkadaşlar. Enter diyorum. Bakın, algılattık. Yorumlar kısmına geliyorum. Diş sayısı diye yazıyorum. Şimdi çizimde bize yine lazım olacak bölüm dairesi çapımız var. Bunu ne ile göstereceğiz arkadaşlar? D0 ile. Bölüm dairesi çapımızın formülü nedir? Bakın, öncelikle eşittirimi koydum. Lütfen D0 eşittir M çarpı Z şeklinde klavyeden yazmayın. Global değişkenlerden M'i seçiyorum, klavyeden çarpı dedim. Tekrar global değişkenler, Z'i gösteriyorum ve Enter diyorum. Bakın, gördük mü? Otomatik hesapladı.
Modülümüz 4'tü, diz sayımız 30'du, 120. O zaman yorum kısmına da gelip isterseniz fazla uzatmamak adına bölüm dairesi çapının diğer adını yani böğür çapını yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar devam ettim. Diş üstü çapı. Formülümüz neymiş? D0 artı 2 çarpı modülmüş. O zaman diş üstü çapı yani tornalama çapı DA ile gösterdim. Eşittir diyorum arkadaşlar. Bakın global değişkenlerden D0'ı gösteriyorum. Artı diyorum. Modülü gösteriyorum. Çarpı daha sonra çarpı 2 diyorum. Bakın önce 2 sonra modül demeyin. Hata alırsınız. Diş üstü çapı 128. Tamam. Otomatik hesapladığına göre yorumlar kısmına geldim. Diş üstü çap olarak yazdım. Tekrar devam ettik. Artık hesaplaya hesaplaya DA'nın DF'nin ne olduğunu bile arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt çıkartabiliyoruz. Diş dibi çapını DF ile ifade etmiştik. Dolayısıyla DF'nin formülü de bakın eşittir diyorum. Tek bir eşittir olacak. Global değişkenlerden D0'ı getiriyorum. Eksi diyorum. 2 lütfen yazarken nokta yazın. Bakın diş dibi çapının formülü nedir? D0 eksi 2,32 çarpı modül. O zaman ne yapıyorum? Tabii önce buraya modülü yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz derken global değişkenlerden seçiyorsunuz. Sonra çarpı diyorsunuz. 2,332 diyorsunuz arkadaşlar ve enter diyorsunuz. Bakın 110,672 aynı değeri ne yaptı bana program? Otomatik olarak hesapladı. Sonra hatırlarsanız dişli genişliğimiz vardı ve bunu B ile gösteriyorduk arkadaşlar. 8 ila 10 arasında alabiliyorduk. Yani hatırlayın formülümüz şuydu. 8 ila 10 arasında alabiliyorduk dişli genişliğini çarpı bir de burada ne vardı? Modül vardı. Eşittir. Neye eşitti bu? Dişli genişliği. Ağır şartlarda çalışacağını varsayarak B eşittir 10 çarpı modül. Modül de 4 olduğunda dişli genişliğini 40 milimetre olarak alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla eşittir diyoruz. Global değişkenlerden modülü gösteriyorum arkadaşlar. Modül çarpı 10. Enter diyorum. Hemen 40'ı algıladı buraya. Hemen şu DF'yi unutmadan buraya diş gibi çapı diye de yazalım aynı şekilde. Ve şuraya geldim. B'ye ne demiştik? Dişli genişliği. Bunu da geldik yazdık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Çizimde kullanacağımız başka bir şey var mı burada? Tasarım açısı var. Bir de kavrama açısı var ama bunları yazmaya gerek yok. Asıl kullanacağımız çizimde bölüm dairesi, diş üstü ve diş dibi çapları. Dolayısıyla şimdilik tamam diyorum bu menüye arkadaşlar. Tekrar tamam deyip ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Ön düzlemde çizim başlattım. Yapmam gereken daire komutuyla orijin merkezli 3 tane daire çizmek. Bakın bu birinci hamlemiz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Akıllı ölçülendirme ile geldik. En dış çaptan başladığıma göre bakın eşittir diyorum. Global değişkenlerden geldim. Burası diş üstü çapı. DA buradan onayladık. Buradan da onaylıyorum ve menüden onaylayıp kapatıyorum. Artık burası bakın bir denklem şeklinde gözüktü. Devam ediyorum. Akıllı ölçülendirmemizi aldık. Burası bölüm dairesi çapı. Eşittir. Global değişkenlerden D0'ı gösterdik. Onayladık. Hop dedik. Kapattık. Tekrar akıllı ölçülendirme. İçteki dairemi tuttum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Burası da nedir? DFI'dir. Yani diş dibi çapı. Bunu da aynı şekilde onaylıyorum. Bakın. SolidWorks'te çizim yaparken skecimizin simsiyah olmasına dikkat ederiz arkadaşlar. Tam tanımlı olması adına ve yarın öbür gün montajda önümüze sıkıntı olarak bu çıkabilir. Şimdi izometrik olarak baktım. Hadi bakalım dişli genişliğini o kadar hesapladık. Nedir hocam dişli genişliği? Şimdi kör değil orta düzlem diyorum buna. En dıştaki dairemi seçtim. Bakın buraya da yine eşittir diyorum değerli arkadaşlar. Global değişkenlerden geldim. B'yi gösteriyorum. Onayladım. Geldim. Buradan da onayladım. Bakın ana hattı oluşturduk. Şimdi yükseklik eksi 1 diye buraya kaydoldu. Aç bunu. Çizim 1'i gel. Burada göz işaretine tıklayarak görünür yap diyorum. Ve ön düzlemle bir çizim başlatıyorum. Şimdiki hamlemiz ise şuradan da dik bakalım. Şimdiki hamlemiz ise arkadaşlar ne yapacağız? Diş profilini oluşuyor. Ama lütfen bakın şurada
Standart görünümler araç çubuğunu getirin buraya. Nasıl getireceğinizi de hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Kişiselleştir diyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru indim. Standart görünümler kutucuğunu tıklıyorsun. Tamam diyorsun. Tutuyorsun daha sonra. Üstteki kısma herhangi bir yere koyup şöyle çekiştiriyorsun. Yani esnek çalışabilmek için. Geldim. Merkez çizgimle orijinden şu noktama birleştiriyorum. Bakın 3 nokta ile yay komutunu aldım arkadaşlar. Geliyorum. Herhangi bir noktaya çakışık yapmadan şöyle yumuşak bir şekilde bırakıp yayımı oluşturdum. Yayımı seçiyorum. Objeleri aynala diyorum. Etrafında aynala kutucuğuna eksen çizgimi gösterdim. Geldim onayladım. Şimdi şu noktadan tutup diş dibi çapı, bakın burası, buraya birleştirdim arkadaşlar. Daha sonra diş dibi çapı bana lazım olacağı için tutuyorum, objeleri dönüştür diyorum. Ve şuradan göz kısmından bakın ne diyorum, çizimleri göster kısmını kapatıp objeleri buda komutuyla en yakına kırp özelliğimi aktif tık yaparak bu diyorum. Ve tekrar göz işaretinden çizimlerimi göster diyorum. Şimdi yapmamız gereken en dıştaki daireyi seçip objeleri ötele. Bunu dışarıya doğru 1 milim öteliyorum değerli arkadaşlar. Daha sonra bu uç noktadan tutup şöyle birleştiriyorum. Tekrardan objeleri buda diyorum. En yakına kırp ya da toplu kırpma yaparak dışarıdan sürükleyerek de bu şekilde trim yapabilirim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Merkez çizgisini aldık. Bakın kesinlikle bu noktayı yakalatmayın. Şöyle yukarıdan bir yerden yakalatıp artık burada işler birazcık karmaşıklığa girecek, diş profilini oluşturacak. Şu noktada bırakıyorum arkadaşlar örneği. Daha sonra diyorum ki buradaki yayım bir parmağımda CTRL tuşunda, kontrol tuşunda burada çizdiğim eksen çizgisine teğet olsun diyorum. Akabinde akıllı ölçülendirmeyle arkadaşlar buradaki açımı veriyorum. Bakın burası şimdi dişi çark montajında da göreceksiniz 14,5 ve 20 derece basınç açıları vardır arkadaşlar. Genelde de bu 20 derece alınır. Eğer düz dişileri anlatırken bu detaya değinmediysek bundan da yine bahsetmiş olalım. Şimdi diğer yapmamız gereken bir konu. Şöyle yapacağım. Merkez çizgisini aldık arkadaşlar. Bakın geliyorum. Orijin noktamdan bu noktama birleştiriyorum. Ve aynı şekilde kontrol tuşuyla ikisini seçtim. Bunları da teğet yap diyorum. Şimdi tekrar çizgi komutuyla bakın herhangi bir noktayı yakalatmadan tabi merkez çizgisini alacağız burada. Şöyle yatayda bir tane eksen çiziyorum buraya. Burada ne yapacağım? Öncelikle yayımı seçiyorum arkadaşlar. CTRL tuşuna bastım. Buradaki noktayı seçiyorum. Ve aynı zamanda buradaki çok özür diliyorum. Öncelikle yayı seçiyoruz. Daha sonra kontrole bastık. Noktayı seçtik ve bölüm dairesi çapını seçiyoruz. Diyoruz ki çıkan menüden kesişik yap. Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Öncelikle yayımı seçtim. CTRL basılı tutuyorum. Noktayı seçiyorum. Ve bölüm dairesi çapını seçip buradan kesişik yap diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu hamleyi de yaptıktan sonra tekrar buradan merkez çizgisini alıyoruz arkadaşlar. Bu noktamızdan örneğin şöyle herhangi bir yerde çakışıklık ilişkisi yakalatmadan bırakıyorum. Ve bakın burada şunu sizlere söylemedik arkadaşlar. Burası tasarım açısıdır. Tasarım açısını eğer düz dişlilerde anlatırken size bahsetmediysek bu konuda çizim kısmında bir hatırlatalım. Tasarım açısı işte buna bir alfa açısı diyecek olursak arkadaşlar. Yani ben bahsetmedim diye hatırlıyorum ama konu içine geçmiş de olabilir. 180 bölü Z şeklinde bulunur arkadaşlar tasarım açımız. Dolayısıyla bizim diş sayımız 30 olduğu için 180 bölü 30'dan ne yapacaktır? Sıfırları götürürsem 6 derece olarak bulacağız. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Akıllı ölçülendirmeyle arkadaşlar buradaki açımızı 6 derece olacak şekilde gireceğiz.
Şimdik. Bu aşamayı da hallettik arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Merkez çizgisi diyorum. Bakın bu noktadan tuttum. Şu şekilde yatay değil de bölüm dairesi çapı üzerine gelecek şekilde uzatıyorum. Ve isterseniz bu aşamada profilimizi şöyle tutup birazcık düzeltmiş olalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? İkisini kontrol tuşuyla seçip dik açılı yap diyeceğiz. Ve kontrolle yine bu iki tane line'ımı eksen çizgisini seçerek bunları da eşit yap diyeceğim arkadaşlar. Hocam iyi güzel yaptın ama hani demiştin sketch tam simsiyah olması lazım. Yapacağız, simsiyah yapacağız. Şurada bir hamle atladık. Şu noktayla bakın seçiyorum CTRL'ye basılı tuttum. Buradaki eksen çizgisinin çakışık olması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skecimiz simsiyah. Yani burada aslında ne yaptık biz? Dişli profilini oluşturmaya çalıştık. Şuradaki 6 derece tekrar söylüyorum bizim hesapla bulduğumuz tasarım açısı arkadaşlar. Yani 180 bölü Z. 180'i diş sayısına böldüğümüzde tasarım açısını bulacağız. 20 derece de genellikle düz dişlilerde alınan basınç açısı başka bir söyleyişte de kuvvet açısı olarak geçer. Ve 20 derece ve 14,5 dereceler genelde mevcuttur. Bu programdan dişi çağırdığımızda da böyledir. Genellikle de 20 derece alınır. Şimdi zor kısmı hallettik. İzometrik olarak baktım. Unsurlar diyorum ekstrüzyon ile kes dedim arkadaşlar. Kör değil tümünden her ikisinden diyorum. Geldim buradan onay verdim. Şimdi burada diş dibi radyusunu vereceğiz ama bu kadar detaylı bir hesaba gerek yok arkadaşlar. 1 ya da 2 mm olarak alabiliriz. Radius komutunu çalıştırdım. Ölçüm 1 mm. Hemen köşe kısımlarını seçerek ne yapıyorum? Radius'umu buraya atıyorum. Peki hocam ne yapacağız şimdi? Dairesel çoğaltacağız. Kontrol tuşuyla radius ve kes ekstrüzyonu seçiyorum. Geldim. Dairesel çoğaltma. Yön sordu. En dıştaki dairemi seçiyorum. Kaç tane olacak? 30 tane. Yani diş sayısı kadar. O zaman eşittir diyelim. Global değişkenlerden Z'i gösterelim arkadaşlar. Gelip buradan onaylayalım. Bakın dişlinin genel profili hazır. Çizim üzerine artık sağ klik yaparak ya da buradan çizimi seçerek arkadaşlar göz işaretine basıp gizliye de biliriz aynı şekilde. Şimdi bakın bu aşamaya kadar gelmişken şu mantığı burada gösterelim. Gördüğünüz gibi bir dişli çark çizimi yapmak istediğimizde arkadaşlar uygun profili yakalamamız lazım. Ve dişli çark dediğimiz zaman modül diş sayısı burada önemli. Çünkü diğer formüller de buna göre şekilleniyor. Ben modülü diş sayısını bileceğim. Ne yapacağım? Bölüm dairesi çapını hesaplayacağım. Diş üstü diş dibi çapını hesaplayabilmek için bölüm dairesi çapına ihtiyacım var. O zaman ne diyeceğim ben? Modül diş sayısı burada önemli arkadaşlar. Tabii dişlilerin yine standart modüllerinin olduğunu söyledik. Şimdi burada bakın tasarımlarınızı yaparken işte ilgili mekanizmada örneğin böyle bir tasarım kullanacaksınız. Düz dişli tasarımı. Modülü 4, diş sayısı 30 olan. Misal veriyorum. Dolayısıyla baktınız gördüğünüz modül 4 değil de 3 yapmanız gerekti. Hocam en baştan ben bir daha modül 3'e göre mi hesaplayacağım? Hayır. Bunun işte işe yarar tarafı bu. Denklemleri kullanmanın önemi burada bu arkadaşlar. Araçlara tekrar geliyorum. Bakın denklemler arayüzünü açtım. Şöyle dişlimi de hemen sağa doğru çekeyim. Ön izlemeyi net görün diye söylüyorum. Bakın ne yapacağım şimdi? Modül 4'tü. İsterseniz ekran görüntüsü alın bu aşamada diğer değerleri de. Ben modülü şu anda 3 yapıyorum, enter diyorum. Bakın gördük mü? Dişlimiz küçüldü. Veya modülü 3 değil de 5 yapıyorum, enter diyorum. Gördük mü arkadaşlar revizeyi? Yani burada oturup en baştan bir daha diş çizimi yapmayacağız. O yüzden program içerisindeki detayları lütfen kullanalım. Şimdi tekrar 4 şeklinde bırakıyorum bunu. Tamam diyorum. İsterseniz hazır dişli çizimi yapmışken bunu tamamlayalım arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız burada bu örneğe göre yapım resmi verilmişti. Hatta dedik ki şuradaki ölçülerin yanlış verildiğini söylemiştik. Ama bizim için şu anda o önemli değil.
Ne yapacağım ben? Bir tane göbek çizeceğim ve 20 milimetre katılacağım arkadaşlar. 55 milim çapında şöyle çizim diyelim buraya dik bakıyorum. Daire komutuyla orijin merkezli bir tane daire çizdik. Akıllı ölçülendirme ile geliyorum çapına ne demiştik? 55 milimetre veriyorum. Daha sonra yapacağımız işlem izometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla katı oluşturuyorum. Bu yönde 20 milimetre katıladım. Enter, enter diyorum, onaylıyorum. Şimdi tekrar bu yüzeyde çizim dedik. Geldik buradan dik baktık. Arkadaşlar bakın 32 milimetrelik bir çapım var. Buradaki çap ne çapı? Mil çapı değil mi? O zaman şöyle yapalım. Daire, ya biraz önceki çizdiğimiz çap göbek çapı, şimdiki çizdiğimiz çap ne arkadaşlar? Mil çapı. Bu detaylar üzerinde çok fazla durmuştuk. 32 milim çapı girdik. Daha sonra bakın merkez çizgisini alıyorum. Kama kanalı da var burada çünkü. Yukarı doğru çıktık. Ve dikkat ederseniz burada 35,3 milimlik bir ölçümüz var. O zaman ne yaparım ben? Şöyle isterseniz orta nokta çizgisini alalım. Yatayda uzattık. Sağ tık seç diyerek komuttan çıkıyorum. Tekrar line komutu bu noktadan aşağı doğru çektik. Seçiyorum buradaki line'ımı. Objeleri aynala diyerek bunu öbür tarafa doğru da aynalıyorum. Şimdi objeleri bu da komutu. En yakına kırp özelliği tık tık yaparak budama işlemlerini gerçekleştirelim. Daha sonra akıllı ölçülendirme. Buraya bir defa tıkladık. Shift tuşuna basılı tutarak buradaki ölçümüzü girelim arkadaşlar. Ne kadar demiştik buna? 35,3 milimetre. 35,3 enter diyoruz. Onaylıyoruz. Şimdi tabi burada kama kanalı genişliğini vermedik. Dolayısıyla bunu da gelip 10 milimetre olarak giriyorum arkadaşlar. Tekrar buradan onayladım. İzometrik olarak baktık. Unsurlar diyoruz. Ekstrüzyon ile kes dedim. Kör değil, tümünden kes. Gel buradan onayla diyorum. Alın size 10 numara 5 yıldız dişli. Tabi dişi tasarımı gereği keskin köşe olmasını istemeyiz. Radius komutunu çalıştırarak isterseniz köşe kısımları şöyle 3 milimlik radius ve aynı şekilde radius'un altından pah komutu 2 milimlik pahımızı da şu kısma ne yapalım kıralım. Zaten mantık çerçeveleri içinde arkadaşlar dış çaplara genellikle pah kırılır. Bu köşe kısımlara mesela bu köşe kısma pah kırmayız kesinlikle değil mi? Keskinliği gidermek adına ne yaparız bu kısımları? Radiuslarız ve dışta kalan bu silindiri kısma da pah kırarız genelde. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın her şeyi, her bilgiyi teorikte anlatacağız diye bir kural yok. Ben eminim ki bu çizimi yaparken de ekstra bir şeyler öğrendiniz. Ve düz dişli çarkın, silindirik düz dişli çarkın malzemeler arkadaşlar kullanıldıkları yerlere göre plastik, çelik, alüminyum veya çelik döküm, alüminyum döküm gibi malzemelerden imal edilebilir. O zaman bir malzeme ataması da yapalım. Bakın sol tarafta malzeme belirli değil, üzerine sağ tık yapıyorum. Malzemeyi düzenle diyorum. Buradan baktığımız zaman ister çelikten atayın, ister alüminyum alaşımı atayın arkadaşlar. Örnek bir çelik ataması yapalım ve bu döküm olsun. Dökme alaşımlı çelik diyorum. Gerekli mukavemet özelliklerini de burada görebilirsiniz arkadaşlar. Uygula diyelim, kapat diyelim. Bakın artık bir analizi yapılacak şekilde dişi çarkımız hazır değerli arkadaşlar. Alın size 10 numara 5 yıldız dişli çark çizimi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videolara like atmayı, Karaca kanalına abone olmayı ve eğer eğitimlerden memnun kalıyorsanız çevrenize de önermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.